genç arkadaşlarım. Bugün size çok enteresan bir hastalık tanıtacağım. İyi not alın, sınavda soracağım. Buyurun genç arkadaşlar. Aha, hasta budur. Çok ender görülen bir hastalığa yakalanmıştır. Bakın, suratının rengi sarıya yakındır. Gözleri içine çökmüştür. Burnu hödük gibi ortadadır. Kaşları tepkisiz olduğundan ifadeleri anlamsızdır. Hele çeneye bakın, aşağı doğru sarkmıştır. Gördünüz mü? Sanki sen dünya güzelisin. Hiç aynaya baktın. Hepsi canlı canlı bunların, canlı canlı balık. Taze balık, canlı canlı. Abi kızlanım, taze midir balıkların? Canlı canlı, canlı canlı, hadi. Abi sana derim, duymaz mısın? Nasıl sen duymazsın tazacığım? Canlı canlı derim, canlı balık. Olur mu hiç bayat? E bak bana, ben de canlıyım ama değilim ki taze. Komiserim, havada mı gene hırsızlık yaparsan yakaladım. Seninle ilgili dosyalar gelmişti bana biraz önce. Sen utanmayı mısın hırsızlık yapma? Ya utanmaz olur muyum komiserim? Zaten utandığımızı yüzüme bahsede kayarım da. Ben sana demedim mi çünkü? Ben seni bir daha karşımda görmeyeceğim. Ah! Canım komiserim bana kize. Komiserim ben hava adama dedim. Getirme beni. Komiserim kızacak bana diye. Komiserim benim hiç suçum yok. Ha bu polisin getirdi beni buraya. Ya tamam tamam. Kes. Suçunu itiraf et. Ben suçsuzum komiserim. Sen suçlu değil misin? Yok suçlu değilim. Kimsin öyleyse? Ben mi? Ha. Ben arabayı çalan hırsızım. Bak 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 itiraf ediyorsun demek. Sen sadece arabayı çalmamışsın. Bir de cinayet işlemişsin. Seni cinayet işlerken gören bir de şahit var. Ya komiserim senin dediğinde laf mıydı? Beni görmeye 70 milyona inanıyorsun yoksa gören bir kişiye mi ya? Olur da. Sen yalan söylemenin cezasını biliyor musun? Ya komiserim onu nereden bileceğim ki? Ben polis miyim? Ama yalan söylemenin cezası cinayet işlemenin cezasına daha kötü de. Ya götürün bunu. Atın nezaretten gözüm görmesin ya. Götür. Ya bu senin komiserin de kafaya yemiş. Bir cetur bir cetur. Ne edeceğimi şaşırdım ben de ya. Ya çabuk götür artık nezarete. Aman efendim, aman kimleri görüyorum. Ev sahibim Reşat Bey buraya kadar zahmet etmişler. Hoş geldiniz efendim. Bırak alakalı ama birikmiş kireyi almaya geldim. Şey efendim bakın merak etmeyin. Yakında yaptığım resimleri satacağım ve oradan aldığım parayla ev kirasını ödeyeceğim. Bu laflara karnım tokma. 5 aydır kirayı ödemirsin. Eğer kirayı vermezsen şuradan şuraya gitmem valla. Şey, bakın Reşo Bey, fazla değil. Birkaç sene sonra herkes bu evi ziyarete gelecek. Ve diyecekler ki, ünlü ressam Mao, aham burada yaşıyordu diyecekler. Ya. Eğer bu akşam kirayı vermezsen var ya, korkarım aynı lafı yarın sileceksin. Git. Selamun aleyküm Temel amca, nasılsın? Aleyküm selam İdris tanıdım, hoş geldin. Nasılsın amca? İyiyim iyiyim tanıdım, iyiyim. Ulan ha böyle buraya oturmuş ne diyorsun Temel amca? Ha bu arkalarımı verdim güneşe de ısıtıyorum beni. Uy sen arkalarında gene ya. Nasıl iyi ısındılar? Ha ısındı ısındı. İyi iyi. O üvey babanla aran nasıldı? Ha o artık beni acayip seviyor biliyor musun? Hatta her gün beni balık tutmaya götürüyor. Hatta kıyıdan bayağı atıldıktan sonra ataya beni denize yüzmeye bağırıyor biliyor musun? Nasıl kolay öğrenebildin mi? Zor oluyor mu? Temel amca yüzme hiçbir şey yok. Asıl zor olan ağzı bağlı çuvaldan çıkmak oluyor. Ondan sonra hiç problem yok. Yüzerek çıkarım karaya. Yeter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.